Zaten İngiltere sorumlumuzdan, Edip abiden aldık haberi, dün de birebir aldık canlı yayında, canlı telefon bağlantısında. Ama isterseniz daha herhalde şu anda iniyor Atatürk Havaalanı'na. Ben dünkü transfer öyküsünü anlatayım. İlk defa bize nasip oldu. Nasıl başladı bu? Evet, öykü? Şimdi ben gazeteye geldim her zamanki bütün sabah. İşte medya kafesi, diğer programlar bakıyoruz. Günlük programımızı yapıyoruz, toplantımızı yaparken. Serhat Demirtaş geldi, Trabzon'u inceleyen yazar arkadaşımız. Yalçın dedi, böyle histemeyelim de, böyle bir haberler duyuyorum dedi. Bugün gelebilirmiş dedi. Bir baksana dedi bana. Bir sürü Galatasaray'ı tanıyoruz tabii. Birkaç yere telefon açtık. Allah Allah, yaprak kıpırdamıyor. Twitter'a baktım. Yok, birkaç tane her zamanki işte hayal ürünü sloganlar. Taraftarın haklı olarak. Ya da karamsarlıklar. Birden gece sorumlumuz Umut geldi. Umut dedi ki, Yalçın gelecek bu dedi. Göreceksin dedi. İçime bir kurt düştü. Daha önce haber yapmıştık biz, menajeri buraya aldım, adını yanlış söylemeyeyim, Türkiye menajer ailesinden, uluslararası da menajer, Galatasaray camiasına da çok yakın Özkan Doğan, üstelik Snyder'ın da okul arkadaşı. Bu arkadaşı bizden en iyi kim tanır? Orhan Yıldırım tanır, Beşiktaş'ın kalbi, fanatik ailesinin Beşiktaş muhabiri arkadaşımız. Orhan'ı aradım. Orhan dedim, aman dedim, böyle bir his doğdu içimize. Dedim ya, Allah bize nasip etti diye. Arar mısın dedim Özkan'ı dedim. O kadar böyle bir tesadüf ki. Saat şöyle diyeyim, tam saatini bilmiyorum ama Fenerbahçe-Elazığ maçının ilk yarısı başlamıştı. Orhan peki arayayım dedi. Orhan aradığı, Özkan'ı aradığı andan 5 dakika önce Özkan Snyder'la konuşmuş birebir. Ve geliyorum 3,5 seneyle anlaştım diye. Hemen oradan bize döndü. Benim şuradan bir girişim var koridordan. Servise. Koşa koşa. Çağrı çok iyi hatırlıyor. Oldu bu iş diye bir, yani bir kükremişim ki sormayın. Herkes alkışladı. Çünkü bizim Fanatik Gazetesi'nin gerçekten, şimdi kendimizi alkışlatmayalım, kendimizi övmeyelim ama sevindik tabii ki bu kadar uzun bir, yorucu bir, aslında çok yorucu bir isme bu kadar uzunluk demiyorum ben, o kısa metraj ama buna rağmen bizi bayağı yordu. Benim Snyder hakkındaki yolculuğunda, gelişindeki son an sizlere, yani şu anda bizi bilgisayar ekranlarında izleyenlere son yaşadığımız bu. Bundan sonra inşallah nasıl oynayacağını sevgili Çağrı zaten anlatacaktır. Hangi düzende oynayacağını, Galatasaray'da kimin yedek kalacağını, taşların nasıl değişeceğini, düzenin, sistemin nasıl değişeceğini, hem ben hem Çağrı, vaktimiz bol. Snyder havaalanına gelecek, taraftarlarla kucaklaşacak. Orada da arkadaşlarımız, şu anda görevliler, en ince ayrıntılarına kadar hem fotoğraflarını hem de haberlerini geçeceğiz. Yarın sabah Fanatik Gazetesi'nde de, Fanatik.com.tr'de anında ve Web TV'de de anında şu anda olduğu gibi yayınlayacağız. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Gelişi bile öykü tadındaysa, evet. Kalışı, oynayışı, yani böyle bize nasip oldu. Hiç düşünülemiyor bile. Değil mi sevgili Çağrı Davran? Kesinlikle öyle. Bir de Galatasaray'a şimdi nasıl bir oyuncu gelecek? Asıl ondan bahsedelim. Snyder ama büyük bir isim tabii ki, bildiğiniz gibi. Ajax altyapısından yetişmiş bir oyuncu bu. Çok önemli bir orta saha oyuncusu kendisi. Ajax'ta çok kısa sürede, daha çok yaş olarak çok gençken zaten herkes tarafından kabul edildi ve kadroya alındı. Henüz 18 yaşındayken Hollanda milli takımında oynamaya başladı ki Hollanda milli takımında 18 yaşında oynamanız hani büyük bir başarıdır. Böyle bir takımın kilit oyuncularından biri olmak. İlk turnuvasını Euro 2014'te oynadı. Günümüze geldiğimizde ise en son 2010 Dünya Kupası'nda final oynadı. Ardından zaten o başarıları, özellikle Ajax'taki başarısının ardından kendisine Real Madrid yolu açıldı. Real Madrid o dönemde hala da büyük takım ama o zaman belki de Avrupa'nın bir numaralı takımıydı Real Madrid. Ardından Real Madrid'de çok istenilen performansı gösteremedi değil aslında, gösterdi. Ama oradaki düzen ve Real Madrid'in Hollandalı oyuncuları olan artık biraz daha negatif yaklaşımı sonucunda Robben olsun, diğer oyuncular olsun, onlar gönderildi. Bu da onun bir bakımı kurbanı oldu Snyder. Ardından da Inter yolu açıldı. Inter aslında performans anlamında kendisinin en iyi yıllarından biriydi. Özellikle Jose Mourinho yönetiminde. 2010 yılı zaten Snyder'in bence bir numara olduğu, kariyerindeki en iyi dönem. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar, İtalya Kupası'nı kazandılar, İtalya Ligi'ni kazandılar.
benim görüşüm o dönemki Ballon d'Or'un yani FIFA'da yılın futbolcusunun olmasına en yakın isimdi ama tabii ki Messi, herkesin tabii ki her zaman hemfikir olduğu futbolculardan biri. Messi'ye ödül verildi. 2010'daki o harika futbolu onu tabii ki daha da ileri düzeye taşıdı. O yıl Avrupa'nın en iyi orta sahancısı seçildi. UEFA'da yılın takımına seçildi ayrıca Snyder. Henüz 28 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Biliyorsunuz bizim futbolcular, yani iyi futbolcular belli bir yaştan sonra, 30'undan sonra geliyorlar. Ancak Snyder şu anda henüz daha çok genç, daha çok yapabileceği, göstereceği çok şeyler var. Galatasaray için çok büyük transfer diye düşünüyorum Yalçın abi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii biz arkada Galatasaray TV görüntülerini kullanıyoruz. Galatasaray TV yetkililerine teşekkür ederiz. Çok özel teşekkür izinle. Evet. Bu bizi tabii Anga aileleriniz birbirimize paslaşacağız. Onlar da bize bir şey istediğini biz seve seve götürüyoruz, veriyoruz. Onlar da aynı şekilde jestle hakkınızda tabii ki. Estağfurullah. Galatasaray TV'de jesti yaptılar. Teşekkür ediyoruz Galatasaray TV'ye. Zaten altyazıda geçiyor. İnmesine çok az kaldı. Snyder'ın ilk görüntüleri hem Galatasaray TV'den hem de Fanatik Web TV'den yayınlanacak. Peki Snyder sahadaki karakterini Galatasaray'la bütünleştirebilecek mi sizce? Ben kesinlikle... O Inter'deki, atıyorum Real Madrid'deki karakterini Galatasaray'la bütünleştirebilecek mi bundan sonraki zamanda? Tabii ki şöyle bir şey var. Bunlar yıldız futbolcular. Sizler kimi zaman yıldız futbolcunun üzerine takımı kurarsınız. Mutlaka Fatih Terim de, teknik direktör Fatih Terim de bu anlayışta bir oyun düzeniyle sahaya çıkacaktır. Mutlaka Galatasaray'ın hücum yönünde bazı değişiklikleri olacaktır. Schneider çünkü kilit bir isim olacak. Ayrıca Schneider'in arkasında da Selçuk'un, Melo'nun, Hamit'in olması da Schneider'in hem daha fazla özelliklerini göstermesiyle büyük şans. Sence Melo'yu mu kesecek? Hamit'i mi kesecek? Amrabat'ı mı kesecek? Bence Amrabat'ı keser. Bence de Melo'yu kesecek. Melo... Çünkü yabancı sayısı. Ama Amrabat'ı biraz daha böyle kenarda oynatabilir. Bence Umut'la Burak'ın arkasında Snyder'ı kullanacak diye düşünüyorum. Schneider zaten her zaman forvetin arkasında oynayacak. Ama Umut Burak arkada, Burak tek. Onun arkasında Snyder. Çünkü kimi zaman da sonuçta orta sahanızın da sağlam olması gerek. Bu yüzden Hamit'e, Selçuk'a, Melo'ya ben ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Yani 4-4-2 kalkar mı diyorsun? Ben 4-4-2'nin değişeceğine inanıyorum. Yani bütün bir sezon oynadı. Hiçbir tat vermedi zaten Galatasaray'ın evet, konuda. Kesinlikle. Lider olmasına rağmen rakiplerinin de hediyeleriyle şu anda zirvede. Ama yani bu değildir ki sonuna kadar böyle gidecek. Önlem almaları tabii lazım. 4-4-2 pek yaramadı Galatasaray. Fatih Hoca'nın çünkü şöyle dediği bir şey var. İşte ne kadar yersek ondan fazlasını atacağız. Ama bu Şampiyonlar Ligi için geçerli değil. Şampiyonlar Ligi çok daha farklı bir atmosfer. Schneider'i, şimdi siz Şampiyonlar Ligi'nde herkes kafasında düşünüyor şu an. Bırak Şampiyonlar Ligi'ni. Yani ligde de öyle. Kasımpaşa'da attığından daha fazla yedin. Tabii ama Şampiyonlar Ligi'nde aynı şey olmayacak. Tabii orada ki çok daha güçlü takımlar var. O yüzden sizin savunmaya da ihtiyacınız olacak. Bu yüzden Schneider ve Galatasaray'ın savunmasına yönelik bir oyun düzeni kurmanız gerekiyor. Zaten bence gruptan çıkmasaydı Snyder'ı transfer etmezdi Galatasaray. Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle bir şey var. Buradan Galatasaray'ın önü de açık olabilir. Bu kura da bundan sonra Porto-Malaga eşleşmesinde galibi gelir. Hepimizin şu anda kafasında düşündüğü takımlar Porto-Malaga eşleşmesinin galibi acaba Galatasaray'la eşleşir mi eğer Schalke'ye yelerse diye. Öyle önü olacak açık. Galatasaray'ın önü açık. Çok önü açık. Yani yarı finale kadar önü açık. Bunları detaylı detaylı konuşacağız. İzleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Ve siz Snyder biraz sonra Atatürk Havalimanı'na inecek. Size canlı olarak sunacağız biz de Galatasaray TV ile birlikte. Fanatik Web TV'den canlı olarak sunacağız ve geniş çaplı konuşacağız sizlerle. Aslında biraz da eşine de değinmek istiyorum. Yani Yolanta ile ilgili çok fazla haber çıktı. İşte eşi istemiyor dedi. Sonra Twitter'dan Türklere özgü Türkçe yazılar yazdı. Teşekkür öpüyorum ediyoruz sizi demiş. Öpüyorum sizi dedi. Öpücükler göndermiş. Ben de gördüm onları. Sonrasında dedi ki Snyder İstanbul'a gelmeyi istiyor mu bilmiyorum ama ben İstanbul'a birçok defa geldim ve İstanbul'u seviyorum. O her ne derse onun arkasında olacağım demiş. Aile faktörü de önemli değil mi? Ya sorma, şimdi dün değil ya, bir haftadır matematik yapıyoruz tabii. Gelir mi gelmez mi, eşi ne der diye. Eşi tabii ki buraya gelir. Yani biz biraz maalesef kendi kıymetimizi bilmeyen yabancı hayranı insanlarız. Bu bizim özümüzde var. Hepimizde var. Yabancılara daha farklı bakıyoruz. Baş tacı yapıyoruz. Misafirperver bir ülkeyiz. Şimdi İngiltere'ye gitseydi, ki hiç bir İngiliz takımının listesinde olduğunu zannetmiyorum. Liverpool dahil. Çok yoran tabi var orada. Böyle bir ilgi görmeyecekti. Ama burada
Bilmiyorum, paraya para demez gibi mi geliyor? Yakında görürsünüz televizyon programlarında Yolante'yi. Geçtiğimiz yazda zaten Kuşadası'nda tatile gelmişlerdi yani, kısa bir süre için. Şimdi orada ama yani Galatasaray forması giyen bir Snyder'ın eşi olarak geliyor. Tabii. Inter forması giyen Snyder'ın eşi olarak gelmiyor. Sadece spor gazeteleri Snyder'le ilgilenmeyecek. Onun dışında magazin tabii, basını olsun, birçok dergi, gazete hepsi onunla ilgilenecek. Bak bu nereden konudan konuya atlıyoruz ama bak şimdi oralardan reklam çekecektir büyük bir ihtimal Snyder ve eşi. Eşinin salt tek başına çektiği reklam kimseyi ilgilendirmez ama Snyder'ın çekecekleri reklamın belli bir bölümü Galatasaray kasasına girecek. 2 milyon forma diyorlar değil mi? Ben evet, hiç böyle bir abartı bir rakam görmedim ama çok 2 milyon. Çok iddialı mı olacak değil mi? Şu anda basılıyor. Türkiye'ye gelen Roberto Carlos'tan sonra ikinci yıldız, büyük yıldız olarak görüyorum. Yani ben Anelka'dan sonra diyebilirim. Anelka popüler anlamda yani, her noktada. Yarar anlamında futbol. Yani bir Carlos kaç yaşında geldi? 34. Yani Anelka ama gerçekten çok iyi transferdi Türkiye'de. Ben o yüzden Anelka'dan sonra diyorum. Çok büyük forma satışı yapılacak. Tabii artı bu imaj anlaşmalarından Galatasaray'da sebeplenecektir. Yani Galatasaray çok büyük para vermedi bakarsanız. Çok büyük para diye herkes Galatasaray'ın muhasebesine soyundu ama çok büyük para vermedi. Şöyle hesaplayalım. Yani 15 milyona geldi Real'den değil mi? Evet. 15 milyon euroya geldi Real'den Inter'e. Siz bunu çok az bir kısa bir zaman sonra çok da yaşlanmamış, yani yıpranmamış bir futbolcuyu, yıldız bir futbolcuyu yarısını alıyorsunuz. Şu an zaten pazarlık aşaması hariç piyasaya değeri zaten 20 milyona yakın, 20 milyon euroya yakın bir oyuncu. Ama yok bu para ve dün bakıyorum televizyonlarda bazı ulemalar, affola herkes onları biliyorlar. Neler dediler yani, o kadar kimler geldi? Amrabat'a ne paralar veriliyor? Evet. Yani Amrabat mı, Snyder mı? Hamit'e ne paralar verildi? Yani. Bu arada son dakika aldığınız bir habere göre uçak inmiş. Ünal Aysal'ın özel uçağıyla geliyordu. Evet, Snyder. Ve uçak inmiş sağ salim diyelim. Görüntüleri de biraz sonra görmeye başlayacağız herhalde. Hayırlı uğurlu olsun. Valla hayırlı uğurlu olduğunu biz dün zaten söylemiştik. Türk futboluna hayırlı olsun. Biraz futbolumuzun görüntü kirliliği fazla. Dört büyüğümüzde bence yeterli futbol oynamıyor. Yani giden seyirci pişman, izleyen seyirci bin pişman. Görüyorsunuz statlardaki boşlukları. Yani Beşiktaş lider olacak. Boş bir İnönü stadı. Keza diğer büyüklerimizin maçları da öyle. Biraz Snyder belki hareket katabilir. Belhanda da büyük bir ihtimal 16-30 saate bakayım. 17'de kulüp büyük bir ihtimal açıklayacak Belhanda ile anlaştığını. Bu iki yıldız umarız hem tribünleri doldurur hem kaliteyi arttırır. Hem de biz de böyle haber yaparken keyifli maçlar analiz ederiz, yazarız, çizeriz. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındayız ve 33 puanla, yani çok düşük bir puan aslında baktığımızda. Evet. Biraz olsun hareketlendirir diye düşünüyorum ben de. Tarihin en kötü istatistiği. Kesinlikle. O açıdan da değil, son 2 sezonda zaten Türk futbolunda inanılmaz bir düşüş var. Bu şike olayları olsun, birçok insan, yani futbola belki zevk bir şekilde izleyen insanların birçoğu futboldan soğudu. Snyder'in gelmesi de birçok taraftarı da heyecanlandıracaktır. Sonuçta insanlar, ben şöyle düşünüyorum, fazla forma almayan insanlar ya da hiç forma almayan insanlar belki Galatasaray Store'a gidip forma alacaklar. Belki üşenip metroya binip maça gitmek istemeyen insanlar belki de Türk Telekom Arena'ya gidecek ve Galatasaray'ı, Snyder'i izleyecekler. Bu çok önemli çünkü bugün internet sitelerine bakıyoruz, buradan takip ediyoruz. Her yerde Galatasaray ve Türkiye ismi var şu an. Bu çok önemli. Çünkü bize olumsuz haberlerle... Bir virgül devam et diyorum. O çok gerçekten doğru bir... Evet. Yani dünya futbolunun gözü şu anda Türkiye'de. Evet, çünkü şöyle bir şey. Biz daha önce yapılan haberlerde baktığımızda Fenerbahçe Galatasaray derbileri şu an Türkiye'nin en büyük derbisi, dünyanın da derbi bölümlerinde bir numarada yer alan bir maç. Ancak bu maç bittikten sonra biz acaba Avrupa, dünya ne dedi derken sadece 2-3 önemli haber sitesinde görebiliyorduk Türkiye ve Galatasaray Fenerbahçe'yi. Bugün Snyder ismi şu anda dünyanın tüm futbol sitelerinde, her yerde, spor siteleri, önemli gazetelerde yer alıyor. Bugün baktığımızda Yalçın abi Endonezya'da bile futbol sitesinde Galatasaray Snyder ismi yazıyor. Evet, yani önemli. Bu çok önemli. Şimdi parası diyorlar mesela. Hı hı. Belli bir rakama tabii ki alındı. Yüksek bir meblağ. Türkiye'de belki en fazla parayı alacak oyuncuların başında gelecek. Hı hı. Ancak şöyle bir şey var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi var. Schneider'den gelecek reklam gelirleri var.
Onun dışında bundan sonra olacak kombine fiyatları, birçok reklam anlaşmaları, insanlar size para verirken, reklam parası verirken bunları düşünecekler. Burada Schneider oynuyor, daha çok göz önünde bir takım diye bakacaklar. Bu yüzden bu da çok önemli. Yani bu paraları çok rahat ben Galatasaray'ın çıkaracağını düşünüyorum. Ya bir de parayı artık parayı bir tarafa bırak, vermişsin. Ya ne diyor başkan Ünal Aysal? Büyük başarılar büyük futbolcularla olur diyor. Evet. Yani bir de Yahudilerin bir sözü vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim derler. Çok da doğru bir laftı. Evet. Büyük başarılar büyük futbolcularla gelir. Yani öyle tamam eyvallah. Fidanlar yetiştirelim. Altyapıdan eyvallah ama bir iki tane de serpeceksin. Bizim gibi ülkelere. Bir de şöyle bir şey var. Galatasaray'ın altyapısındaki oyuncular Schneider'i izleyecekler. Evet. Antrenmanlarını izleyecekler. Evet. Belki yeni Schneider'ler kendine bir rol modeli olacak. Herkes Schneider olacak. Doğru. Bir yani, de taraftar modeline girmek istiyorum ben. Sadece Galatasaray taraftarları değil. Türkiye'deki taraftarlar Schneider'i bekliyor. Çünkü tabii, bir ara Galatasaray taraftarları daha heyecanlı ama tabii bekliyorlardır yani mutlaka. Onu seyretmek çıplak gözle. Hiç şimdi sevenleri tabii, çok fazla. Hepimizin Türkiye'de kalbinde bir takım var. Her ne kadar tarafsız olmaya çalışsak da. Yani X takıma, işte benim tutmadığım bir takıma da gelse ben gider görürdüm. Öyle heyecanla bakardım. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Bence Galatasaray taraftarının da, Türk taraftarlarının da bu transferde etkisi var. Bugün Twitter'dan Yolante'ye eşine yaptıkları baskı, yani iyi anlamda, evet, olumlu anlamdaki baskı. Evet, yani en son ben de attım mesela. En son size mi attım? Ben de attım mesaj Facebook'a. Hoş geldin Türkiye'ye. Fanatik ailesi. Misafirperverliğimizi gösterdiniz. Yani tabii ki içli dışlı olacağız. Röportajlar olacaktır. Tanışacağız, konuşacağız. Yani biz mecburuz ilişkilerimizin bir düzeyde olması. Ne fazla çok samimi ne çok geri. Yani heyecan getirecektir mutlaka diye düşünüyorum. Peki başarı yüzdesini kaçta kaç etkiler Galatasaray'ın? Hem Spor Toto Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde istenilen bir oyuncu muydu? Budur denilen bir oyuncu muydu? Bundan sonrası için... Buyurun Çağrı Bey. Ben biraz da real bakmak lazım diye düşünüyorum konuya. Sonuçta isim üzerinde baktığınızda çok iyi. Ama sonuçta Schneider bir PlayStation'da bir PES'te oynayacak bir oyuncu değil. Hı hı. Sahada oynayacak. İsim olarak çok büyük özellikleri var ama önemli olan özellikleri sahada yansıtabilmek. Tabii ki bunu maçlar oynanınca göreceğiz ama geçmişteki performansına baktığınızda Galatasaray kesinlikle bir üst seviyeye çıkaracak bir oyuncu. Çok büyük bir isim ve hı hı, henüz de yani bitmemiş bir isim, yıldız bir isim hala. Bu yüzden çok önemli ben düşünüyorum. Galatasaray'ı bir üst seviyeye çok rahat taşıyacaktır. Ama tabii maçlar oynanmadan da bir şey diyemeyiz. Yani tabii yani hakikaten biz bir necim değiliz. Onu Fatih Terim ve ekibi düşünecek. Uyum sağlama, bakın şöyle diyeyim size. Hollandalı bize geldiği zaman hep yarar sağlıyor. Hı hı. Bunun en büyük örneği Pierre van Hooydonk'tur. Ben görmedim. Metin Oktay'ı Fenerbahçeli taraftar alkışlamış. Hı hı. Bunu büyüklerimiz bize anlatıyor. Galatasaray'ın da Fenerbahçeli bir futbolcu alkışlamıştı. Ona şahit oldum. O da Pierre van Hooydonk'tur. Yani Hollandalı futbolcular bize yarar. Frank da böyle olmamıştı ama o da büyük futbolcuydu. Ama hepsi çok tutmamıştı. Galatasaray'ın da en kötü senesiydi. Evet. Ama dediği gibi, Çağrı'nın, sevgili Çağrı'nın dediği gibi inanılmaz profesyonel. Özel hayatına dikkat eden, antrenmanda var gücüyle çalışan, sahada da gücünün gittiği son noktaya kadar giden kramponlar Hollanda patentli futbolcular. O yüzden Galatasaray'a ben çok çabuk sürede uyum sağlayacağını, en önemlisi tabii her zaman diyorum Edirne'nin ötesinde bizi sevindirsin en başta. Schalke maçında da Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Ünal Aysal söyledi. Futbol kariyerine Schneider Galatasaray'da son vermek istiyor dedi. Aslında bu bir bakıma sahipleneceği güzel bir şey. Akıllı adam. Öyle düşünüyorsa akıllı adam. Buraya gidip de son emekliliğinde Katar'da futbol oynamak istemiyordur. Zaten birçok takım istedi onu. Öncelikle Manchester United, Liverpool isimleri geçti. Ancak Manchester United'ın da Liverpool'un da belki Liverpool'un biraz ihtiyacı vardı ama Manchester United'ın kesinlikle hani Schneider gibi bir isme ihtiyacı yoktu kadro yapısına evet, baktığımızda. Anji şu an dünyada birçok kulüpten daha fazla para verebilecek bir isim. İstediği futbolcuya verecek bir kulüp. Onu ise zaten soğuk olduğu için hedefi yani oralarda pek oynamak istemediği için kabul etmedi. Zaten hedefleri olan bir oyuncu olduğu için çok de paraya baksa oraya giderdi. Katar'a da giderdi yani. Giderdi tabii yani bunu belki de 3 misli para kazanırdı ama adam hedefleri olan bir futbolcu. Evet, kesinlikle öyle.
ve son derece ailesine düşkün. İki tane çocuğu var, Allah bağışlasın. Yani bizim İtalyan gazeteci arkadaşlarımızla konuştuğumuz hani disiplinli, profesyonel, gece yaşantısı çok fazla olmayan, çıktığı zaman da zaten eşiyle birlikte, zaten eşini çok seviyor. Onu her fırsatta zaten dile getiriyor. Ama Çağrı, o kadar çirkinlikler var ki dün eşini bile malzeme ediyorlar yani. Bu kadar düştük mü biz ya? Eşini malzeme edip bir takım o kadar seviyesiz dün diyaloglar gördüm ki sinirden çoğu spor programını kapattım. Gerçekten. Yani biz biraz işe... Ve ben şu anda çok özür dilerim, Galatasaray özel program yapıyoruz ama Fenerbahçelilere hak veriyorum. Bir sene boyunca bir televizyon programı ya da iki, Aziz Yıldırım'ı ayıptır söylemiş. Sayın Başkan, Aziz Yıldırım'ı meze yapmışlardı. Galatasaraylılar da inceden gülüyorlardı. Şimdi aynı şey Galatasaraylıların başına geldi. Schneider'ı meze yapmaya başladılar daha inmeden. Ben bahsettiğiniz... Yok efendim, hanımıymış, bilmem neymiş. Ayıp, günah ya. Ben bahsettiğiniz programları anladım. Yani onların tabii ki sonuçta malzemeye ihtiyacı var. Orada spordan çok insanların ne kadar çok rating, ne kadar çok bizi izler, onun çabası içerisindeler. Belki kendilerine göre haklılar ama şu ekranlardan hani baktığımızda pek de tabii hoş gözükmüyor. Kulaklarını tıkayacaklar. Yani ikisi de kulak zor. Türkiye'de salt futbol oynamıyorsun çünkü. Türkiye'de her şeye malzeme olabilirsin. Kulaklarını tıkayacak biraz. Hollanda disiplininde de bu var. Pek ama muhatap olmazlar böyle şeye. Türkiye tabii biraz bu açıdan biraz daha farklı Yalçın abi. Hani siz de magazin dünyasının içinde de oldunuz. Hani bir zamanlar. Evet, yani Schneider aslında nasıl şeyler bekliyor? Aslında çok zor şeyler bekliyor diyor ve kulaklarını tıkayacaklar. Kuvvetli olmaları lazım. Birbirlerine sarılmaları lazım. Ama gerçi Hollandalı dediğimiz zaman böyle şeyleri geçmişler yani kafalarında. Çok fazla önem vermezler. Yani bize sonuçta çok profesyonel futbolcu geliyor. Bak şimdi hadi bu dün sevgiler bizim için yarın çok mutlu bir gün. Sevgilerimizi ve öpücüklerimizi de göndermiş tweet'te değil ve mi? Türkçe yazıyor. Ve Türkçe yazıyor. Alo, yani Türkçe yazıyor, yani evet. bir Türkçe yazıyor. Kimsenin çok memleketini alkışlamam ama yani hoştu. Kesinlikle hoştu. Bu arada uçak. Uçağa indi. Evet, uçak. Şu anda indi. Herhalde bu biraz önce çekilmiş görüntüler çünkü terminaldeymiş şu anda. Uçak herhalde hareket ediyor şu anda değil mi? Ben yanlış mı görüyorum? İlk görüntüler şu an. Evet. Evet, şu anda evet, indi evet indi. O zaman yazıyla onlar da 3G bağlantıyla 3G bağlantıyla veriyor. Bağlantı yavaş yavaş durabiliyor. Çok önemli. Yani Galatasaray hakikaten doğru bir çok iş yaptı. Şu görüntüden belli zaten. Uçağın kesinlikle indiğini bile gösteriyorsa evet. Ve biz de gösteriyorsak. O basın mensuplarına bakın Yalçın abi oradaki. Ve Westi Snyder evet, VIP'den giriş yapacak. Yanında inmiş olacak. Lütfü Arboğan var. Eşi var. Çocuklar var. Çocuklar var mı? Onu görememiştim orası. Ben de görmedim. Çocuklar herhalde daha sonra gelecek. Evet. Zaten uçak çocuklarına çok gibi bağlıymış. Yoğun bir kalabalık var şu an. Doğal anda olarak onları yalnız bırakacağız zannediyorum. Çok güzel bir profil çiziyor aslında. Ya demin Çağrı çok güzel bir laf etti. Bütün o ay işte küçük takım. Evet. Hepsi gelecekler. Ele böyle aile görüntüsü profili çizdiği zaman biraz daha motive olacaklar yetişme adına. Futbol ülke sadece içinde, futbol değil. Evet, yani ülke içinde bizim içinde çok güzel bir atılım olacak. İnşallah hayırlı olur. İnşallah bu dediğimiz cümleler hayata geçer. Tabii. Bunlar tabii temenni. Görüntüler arada gidiyor ama 3G bağlantısı tabii olduğundan dolayı yoğun bir güvenlik önlemleri var şu anda havaalanında. Atatürk Havaalanı'na iniş yaptı. Ünal Aysal'ın özel uçağıyla geldi Snyder. İlk defa uzun bir aradan sonra herhalde böyle bir futbolcu karşılamasını izliyoruz. Ben hiç görmedim. Yani havalimanına hani ya bunu görmedik ama bunu görmedim. Pisti görmemiştik. Yani bu olayı görmedim ben. Yani ilk defa görüyorum. Şu yaşında evet. Yani gencim ama. Yani bu arada Çağrı, heyecanlanmamak elde değil. Sormak isterim. Sen aynı zamanda Fanatik'in dış haber editörüsün. Evet. Dış basında nasıl yankılandı bu Snyder durumu? Öncelikle İngiliz basından başlayalım. İngiliz basında yani hemen zaten flash haberler içinde verilmişti. Ve Liverpool'un efsane oyuncusu, kaptanı, halen de oynuyor Liverpool'da, Steven Gerrard üzgün olduğunu söylemiş. Snyder'i istiyordu çünkü takımda. Kendisi kim istemez? Liverpool TV'ye yaptığı açıklamada da Schneider futbolcuyla oynamak isterim demişti. O bunu biraz üzmüş.
Birçok İngiliz basını da benzer haberler vermiş. İki tane arkadaşımla konuşmuştum. Öncelikle Hollanda'dan bir arkadaşım, işte ben dedim artık anlaşma oldu. Snyder artık Galatasaray'da dedim. O da buna çok şaşırdıklarını, hani hiç beklemediklerini, Galatasaray'a gideceğini hiç ummadıklarını, Galatasaray'ın çok büyük iş başardığını söylemişti. Bu arada sözünü kesmeden önce Snyder özel araca bindirildi şu anda. Uçaktan indi ve alana doğru ilerliyor. Araçla birlikte yoğun güvenlik önlemlerini de görüyoruz. Bayağı kalabalık. Oldukça ilgi yoğun. Bu arada bir bilgi veriyor Mehmet Ali Sabuncu bize. Aydın Doğan'ın patronumuzun Doğan grubunun uçağıymış bu uçak. Hemen düzeltelim o zaman. Biz Aysal'ın uçağı zannediyorduk. Aydın Bey'in patronun Aydın Doğan'ın. Evet, şimdi kanadındaki uçağıymış. Şirketini gördük. Büyük bir ihtimal Mehmet Ali Yalçın'da. Mehmet Ali Yalçın'da. Biz getirdik o zaman. Evet. Yalçın abi. Evet. Şu anda evet indi. Görüyorsunuz. İniyor daha doğrusu. Bir hayli yoğunluk içerisinde ilerlemeye çalışıyor Snyder. Şu anda şurada. Evet. Dışarı çıkınca ne olacak acaba? Havalimanı nasıl dursan? Bilmiyorum, herhalde 5000 kişi vardır. Yani alan, apron tarafı böyleyse diğerini hiç düşünemiyorum bile. Dışarısı hıncır hiç doludur. 5000 azdır Yalçın abi. Ben 10.000 diyordum, olmaz diyorlardı. Ama hafta içi. İşi bırakıp da bence de. Yani okulu kırıp gidecekleri biliyorum. Evet. Twitter'dan bakıyorum bunlara çünkü. Gençler takip ediyor. Evet. Okulu bakalım, kıracağız abi dediler, kırmayın dedim ama. Evet, daha görünürü de yok. Bu yoğunlukta anca çıkabilecek sanırım Snyder. Güvenlik önlemleri... Hayatında hiç yaşamış mıdır böyle? Yok Real Madrid'den yani. Inter'e transfer olduğunda. Hayır, normal bir değil basın mi? Toplantısıydı. Sadece formayı tutmuştu. Onun dışında... Ya bizim futbol sevgimiz tabii çok farklı. Hani biz mesela ben Hırvatistan'da Hırvatistan bir takım hocası Slaven Bilic'le konuşmuştum normal bir kafede. Oyuncu mesela. Ya kimse bize karışmadı. Hiç kimse böyle bile bakmadı bize, rahatsız etmedi bizi. Acaba öylesi mi iyi böylesi mi? Ama ben eski bir sinema ve tiyatro oyuncusu olduğumdan insanın sizin, egosunda karşı... vardır. İnsanın egosunda vardır. İnsandır. İlgiden hoşlanır insan. Kimse bana şey yapmasın. İlgiden hoşlanır. Bu onun için pek alışık bir durum değil. Göreceksin ne kadar memnun şu anda. Bence kalbi ağzındadır şu anda. Tabii alışık olmadığı için mutlaka. Taraftarların transfer konusundaki baskıları Twitter'dan özellikle etkili olmuştur herhalde. Ben etkili olduğunu düşünüyorum. Yani sen de benimle aynı fikirde. O da etkili olmuştur. Alacağı yani. Para da etkili şu olmuştur. Şu an hem Schneider'in hem de eşinin Twitter hesabındaki kullanıcı takipçi sayısı bayağı bir artmıştır. Evet, bir 10 misli olmuş mudur? Kesin yani. Kesin olmuştur. Evet. Bir de biz seviyoruz böyle Türkçe tweetler atan yabancı eşleri. Zaten oradan sınıfı geçti. Ondan sınıfı geçti oradan, mi? Sınıfı gönlünüzü geçti. Pek etti. Sonuçta orada bir emek harcıyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bir dil. Hani bir de doğru İngilizce şekilde yazabilirdi. Yazıyor. Bir de doğru evet. Şekilde yazmış. Yani ü'lerine kadar. Yani bir U değil, ü'lerine kadar. Evet, evet. Biz bile bazen birbirimize mesaj atarken İngilizce karakterlerle evet, yazıyoruz yani. Ama o dikkat etmiş. İmla evet. Hatası yok. Vallahi bunlar takdir edilecek şeyler. Bu ülkede kalıp da yani 5-6 sene, 10 sene bir kelime Türkçe konuşmayanları da gördük. Yani çok abartılı olmasın ama oradaki dikkati bile bir şeyi yaparken ne kadar önem verdiğinin göstergesi diye düşünüyorum ben. Bence de. Beşiktaş iniyor başım, galiba. Evet, şu anda yok. İniyor ama hala fake attılar yine. Önemleri. Yani yine fake attılar. Birinin kafası çıkıyor ama evet, bir kontrol şey ediyor. Ondan sonra evet. Evet, galiba iniyor. Evet. Bir görevli arkadaş gene bir bak kontrol etti. Neyi kontrol ediyorsa artık. Herhalde pasaportları verdiler. Evet, olabilir. Pasaportlar okeylenecek. VIP'den çıkacaklar. Sanırım. Sanırım orada gelecek aracı da o da hazırlanıyor şu an. Evet, oradan gitmez ama o kalabalığı mutlaka bir... Evet, bir güvenlik koridoru... Yazık o seyirciye, gerek. O taraftara. Onların zaten bir çalışanlar görmesi da, lazım. Çalışanlar da zaten evet, şu an. Ben de onu söyleyecektim. Zaten yani onlar herkesten meraklı. Kim gelirse Atatürk Havaalanı'nda... Cep telefonları gelirse. Çıkarılmış hemen. Hemen orada cep telefonlarla resim, fotoğraf. Şanslılar ilk onlar görüyor. Evet. Ya biz görmekten bıkacağız Çağrı. Snyder'i mi diyorsun? İlk pazar günü göreceğiz inşallah. Çıplak gözle Türk Telekom Arena'da. Evet. Artı
Galatasaray ve Beşiktaşlara bir müjdemiz var, bir yeniliğimiz var Fanatik Web TV olarak. O çıkana kadar ben hatırlatayım. Bu hafta saat 19'da Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçını biz canlı, cap canlı bizim deyimimizle sevgili Hakan Ateşler'in anlatımıyla bir yanda Hakan Can, bir yanda Asena Özkan yorumcularımız 90 dakikayı televizyonlardan izleyemeyenler, bilgisayarlardan takip edenler için dakika dakika, an an canlı birebir vereceğiz. Web TV'mizden. Tabii Web TV'mizden vereceğiz. Devre arasında zaten, devre arası değil, orada başta olan fotoğraftaki arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız da anında bize fotoğrafları gönderecekler. Ve sanki televizyondan bir anlamda izliyoruz. Bu devam edecek bu yayınımız. İlk Galatasaray, Beşiktaş ve Snyder'a nasip oldu. Bu da bizim ne kadar kısa bir sürede ne kadar büyük yol aldığımızın da göstergesi. Reklamımız yani. Aynı gazetede çalışıyoruz. Sonuçta bu imkanlar önemli. Ve dışarıdaki görüntü de böyle. İnanılmaz. İğne atsan düşmez dedikleri şey bu olsa gerek herhalde. Küçük izleyicileri var, büyük izleyicileri var. Basından bir hayli ilgi var doğal olarak. Ana baba günü. Değil mi? Evet. Çocuk ağırlıklık gibi görüyorum sanki. Üniformalı çocuklar. Evet. O herhalde bir torpillilerin çocuğudur %100. Çünkü bu kadar yakın olması imkansız. Yalnız otomatik kapı kapanmıyor. Of, bu da çok ilginç olmuş. Evet, ilginç fotoğraflar, resimler, kareler. ATM'lerin üstünde küçük taraftarlar. Bu dışarı demez çünkü oraya. Anda bir hayli yoğun. Snyder'in tabii boyu 1.70'in altında, hani onu bu kalabalıkta evet, görmek biraz de zor yani. Sen de. Evet, çıkıyor. Yine kapattılar kapıları. Geçiş sağlandı sanırım. Sanırım sağlandı. Biz dışarı hakikaten izlerken boyu kısaymış ya. Hiç görünmedi. Evet. Hiçbir şey görmedi. Ufacık boyu var, türlü türlü boyu var derler. Yani bir orta saha oyuncusu için çok ideal, çok hızlı, kısa mesafe çok hızlı hareket edebiliyor. Pırpır derlerdi bizim mahallede. Çok iyi frikik atabiliyor. Zaten 2008'de Hollanda'nın en iyi frikik atan oyuncusu seçildi. Kur'an toplarda da Yalçın. Kaleci topun önüne bak, yani topa baktığında frikik anında düşünsenize Selçuk mu atacak, Snyder mi, Hamit mi vuracak? Yani birçok opsiyon olacak. Özellikle duran topların ben daha da tehlikeli olacağını düşünüyorum. Hareket peki etti herhalde. Şimdi tabii biz bilgisayarlarını yeni açanlar için söylüyoruz. Bu Snyder'ın Türkiye'ye, İstanbul'a ayak atmasını veriyoruz. Galatasaray TV'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Galatasaray teşekkür TV ve biz ortak olarak Fanatik Web TV olarak veriyoruz şu anda. Vermeye de devam edeceğiz efendim. Evet şu anda herhalde alandan dışarı çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarları selamlıyor. Evet çıktı. Formasıyla. Benim arkamda kaldı. Çağrı göremiyorum. Gerçi önde de var. Orada da var. Oradaki of, kalabalık. Kalabalık dışarıdaymış. Kalabalık. Evet. Ayrım üzerine of, çıkıyor. Of of of. İşte bunu taraftar öpücüğü de kondurdu. Bunu yapmayacaksınız ama nasıl işte insanların heyecanına engel olamıyorsunuz. Heyecanına evet. Hoşgörüyle bakmak lazım. Meşalelerden de. Burası o kısım var. Bir de bunun dışarısı var. Dışarısı var bir de evet. Şimdi. Esas cehennem orada. Evet. Evet işte Snyder olmak kolay değil. Beklemiyordu galiba. Yani, evet, kendi beklemiyordu, biz bekliyorduk. Selamlamasıyla araca dönmesi bir oldu. Evet. Resmen. Evet. Bu bile verilen paranın helal olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Değil mi? Yani fragman buysa filmi düşünemiyorum. Umarım yani orada da çok büyük bir kalabalık var. İnşallah kimsenin, herkes sağ salim döne bir tatsızlık olmaz. Yok olmaz ama gerçekten Çağrı, fragman buysa film keyifli olacak. Ben arenayı da bayağı düşünemiyorum. Evet, evet. Yani gerilim dolu olmasın da. Evet, evet, şimdi acaba ne tarafa gidiyor? Peki bundan sonrasında takımda of, 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 of hangi formayı alır? 14. Neden 14?
Hepimiz biliyoruz, bir kez daha tekrarla. 14'ü siz söyleyin yalnız. Hayır, 14 estağfurullah. Cruyff'un forması, efsane Cruyff'un forması. O yüzden 14'ü giyecek. Daha önce Ajax'da 10 numaralı formayı giyiyordu. Hı hı. Real Madrid'de transferi olduğunda 10 numara Robinho'daydı. Ardından Beckham'ın forması. Seni alır 10 numaraya. Ne diyorsunuz? Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Temennim değil ama yani bilmiyorum herhalde görünüşte. Evet, şu anda girdi. Şu anda girdi, halkın arasına girdi tekrar. Geçiyor. Ortalık toz duman. Florya'ya gidiyor. Yaklaşık evet. Bir aydır yani beklenen şey gerçekleşti. Esas Florya'da karşılama hava var. Hava nasıl? Biz herhalde gerçekten bir saat daha buradayız. Bugün oradaki çok karşılama. Oradaki atmosferi düşünemiyorum bile, evet, burası böyleyse. Evet, evet, evet. Bugün evet. Galatasaray taraftarlarının günü kesinlikle. Bugün günlerden Galatasaray diyor Galatasaray taraftarı. Sabah bir baktım Facebook'a, Twitter'a, kendi bir grubum var. Bugün günlerden Galatasaray diye atmışlar. İlk günaydın, bugün günlerden Galatasaray. Hak ediyorlar. Darısı inşallah Fenerbahçe'ye Belanda'yla bu sevinci yaşayacak. İnşallah Beşiktaş, Trabzon ya da diğer takımlar. Ama ya da isimsiz kahramanlar da geliyor. İsmini bir türlü söyleyemiyorum Çağrı. Allah aşkına söyle. Gençler Birliği futbolcusu. Bilim. Söyle bakayım. Daha şey söyleyen gibi, yok. Gazetede de gazeteci gibi. Daha ben görmedim söyleyeni. Evet. Vallahi ya yani şey başkan Cavcav'dı değil mi? Evet ama orada tabii Cavcav demiş ki ismini doğru söyleyeni bonservisinde bedava veriyorum. O da Fuat Çapa'nın büyük başarısıdır. İnanılmaz. Öyle evet. İsimsiz kahramanlar da var yani. Gürültüye de gerek yok fazla. Ve Galatasaray TV de altyazı KJ'sine yazmış. Hollandalı Yıldız Özel Erçin'e Florya Metin Oktay tesislerine gidiyor demiş. Florya'da Schneider'i karşılayacak birçok taraftar var. Şimdi oraya gidiyorlar mutlaka. Yani oraya gelen çünkü hevesi kursağında kaldı. Özel bir yerden çıktılar gördüğümüz kadarıyla. Oradan da Florya'ya şimdi hücum edecekler. Orada herhalde balkona çıkar bir selamlar. Herhalde Fatih Hoca ona izin verir değil mi? Şu anda tabii Florya'da kapının önü nasıldır? Tahmin edemiyorum. Biraz sonra göreceğiz. Evet. Bir hayli yoğundur ki havaalanındaki görüntüler de hala sürüyor. O yoğunluk devam ediyor. Çağrı sen benim soruma cevap ver. Evet. Kimi keser futbol terimiyle? Ben tabii ev işbirimiz Fatih Hoca'dan daha iyi bilmiyoruz. Evet. Ben Cemelo'yu keser diyorum ben. Ben de temennim de yatıyor bunda. Ben de tek forvete döneceğini düşünüyorum. Yani biraz acı olacak ama temennim evet. De Melo'yu kesmesi. Evet. Yekta'nın oynaması benim temennim. Ben tek forvete döneceğini düşünüyorum Yalçın abi. Tek forvet arkasında da Schneider'in olacağını düşünüyorum. Ya sen peki Umud'u nasıl keseceksin? Elmander'i kesmen lazım, Umud'u kesmen lazım. Burak bir kere banko. Burak banko. Zaten Burak'ın arkasında... Burak'ı kesemezsin. Ancak Allah korusun sakatlanması lazım ya da formsuz olması lazım. Burak şu pozisyonda kesemezsin. Topu dikine giden kim var? Amrabat. Hamit Burak. O zaman şu başka anda mi? Zaten umarım bir sorun olmaz. Ebu ile Amrabat Salim Afrika Uluslar dönerler. Schalke diyelim. Şu an bana bir ilk 11 yapabilir misiniz? Kalede Muslera. Muslera. Evet. Ebu'ye. Sağda yetişiyor Ebu'ye. Mu Ebu'ye? Yetişiyor. Ebu'ye olmazsa Hamit. Evet. Hamit'i çekecek oraya büyük bir ihtimal. Hı-hı. Dani, Semih. Solda. Solda Hakan Balta'yı tercih ederim. Evet. Yani her ne kadar kötü bir Hakan Balta ama gene de Hakan Balta'dır. Olmazsa Riera. Evet. Riera'nın ileride daha çok fayda sağlayacağını zannediyorum. Antalya kampında da öyle görüntüler, öyle bilgiler geldi ama orada Amrabat'ı biraz zor keser. Yani dörtlü önünde savunmayı kurduk. Şimdi dörtlü karşı savunma, bir orta saha dörtlü mü yapacak? Bence Yekta. Yekta, Selçuk. Hı hı. Sağda Hamit. Ebu'ye ya Hamit dedik. Hı hı. Sağda kimi koyarsın? Amrabat'ı koyarsın sola. Önlerine evet. Snyder, Burak, Umut. Umut. Schalke. Riskli. Riskli. Schalke maçı için riskli bir kadro. Riskli. Evet. Ama riski seven bir Fatih Hoca var biliyorsun. Evet. Ama tabii orada o riski alır mı bilemiyorum. İlk maçta alır. Kendi sahanda oynuyorsun. Evet. İkinci maçta almaz. Taraftarlar yollara döküldü. Evet. Biraz önce bir hayli yoğun trafik İşte vardı. Şimdi çıksa. Şimdi çıksın. İstanbullulara evet, güzel bir keyif olur. Evet, şimdi aynen. Çıksın. Çık şimdi. Şimdi sana kimse saldıramaz. Yani saldırmayı kusura bakmayın. Sevgi tezahüratı evet. Olarak konuşuyorum. Baksana evet, ya. Güvenlik yapıyor ya. Bile ya bu Türk
bir de ben de gurur duyuyorum Türk olmaktan. Bu erkeklerin birbirleriyle öpüşmesi yani bana hoş gelmiyor. Şapur şapur. Ne yapıyorsun kardeşim? Elini kısık, ama sarıl. Ya biz biliyorsun sevgimizi gösteririz. E tamam da kardeşim yani daha yeni gördü. İlk defa gördü. Ama bizden biri yani. Yani ikimiz karşılaştık zaten öpüşürüz de yani ne alakası evet, var? Genelde güvenlik görevlileri hem koruyorlar hem de öpüyorlar. Bir de Yalçın abi karşımızda Snyder var. Hollanda futbolunun en önemlisini, Hollanda futbolunun Hollanda milli takımının kaptanı şu anda karşısındaki. Evet yani bir de 28 yaşında. Yani. Beni en çok umutlandıran, evet. Beni en çok sevindiren o 28 yaşında bir star alıyorsun. Birçok Türkiye'de emekli olan bir starı almıyorsunuz. Evet, evet, evet. Bana göre Hacı'den sonra en çok yararı olan yabancı futbolcu olacaktır. Bunu umut ediyorum. Evet. Büyük bir ihtimal Hacı'nın yaptıklarında inşallah geçer. İnşallah. Onu bilemem geçer mi geçmez mi. O abuk subuk bir tartışma olur. Abesle iştigal olur ama inşallah geçer temennim. En büyük umudumuz tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe ya da diğer Türk takımlarımızın bu gelen bu tip oyuncuların Avrupa'da takımımıza katkı vermeleri, Avrupa'da başarılı olmaları. Çünkü önemli olan hep konuşuyoruz ya Yalçın abi, hani dışarıda insanların bizim hakkında ne düşündükleri. Biz zaten birbirimizi biliyoruz. Siz beni biliyorsunuz, ben sizi biliyorum. Ben seni çok iyi biliyorum. Ama dışarıdaki insanlar, dışarıdaki insanlar ne düşünüyor sizin hakkınızda? Bu çok önemli. Tabii, tabii. Yani bizim hakikaten gün geçtikçe ilerleyen bir çizgimiz var. Şikayet etsek de etmesek de dünyada trendimiz hakikaten evet. Güzel gidiyor Türkiye'nin. Böyle futbolcular, sporda böyle başarılar gelirse daha da duyulur. Bir aydır Galatasaray ve Türkiye'yi konuşuyor dış basın. Hele dün akşamdan itibaren tamamen kilitlendiler. Yalçın abi, Daily Mail'in sitesinde İngiltere'nin önemli gazetelerinden biri. Normalde Türkiye'deki ilgili haberler spor bölümünde en altta olurdu. Şimdi ise en tepede şu an. Yani diyorum ya. O Galatasaray formalı çektirdiği fotoğraf Lütfü Arıboğan'la birlikte olan. Ne diyorlar? Demin de tekrarladım. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demişler kardeşim. Evet. Ucuzdan bir şey olmuyor. Doğru. Ülkemiz arada... yabancı futbolcu var. Çürük bir sürü. Ya da neden? Yerli futbolcular çok pahalı. Evet, ona ben de katılıyorum. Sormak istiyorum. Snyder İtalya'da Fatih Terim'e dair bir şeyler öğrenmiş midir? Duymuş mudur? Gerçi duyduğu Fatih Terim'i İtalya'da tanımayan yok ki hala imparator ediyorlar. Oyunuyla ilgili araştırmış mıdır? Fatih Terim yani üst düzeyde Milan'dan mı almıştı ödülü? Ödülü hangi ödülü? Bir ödül almıştı. Bir şeref madalyası. Bir şeref madalyası aldı. Zaten ben İtalya'ya çok gittim Fatih Hoca'ya. Sevgili Necil Ülgen'le de gittik genel yayın yönetmenimizle. Öyle bir sevgi yok. Çok seviyorlar İtalyan halkı. İmparator ediyorlar, başka bir şey demiyorlar. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yani iki kişiyi unutamıyorlar. Biri Can Bartu. Hala unutamıyorlar. Özellikle yaşlı kuşak. İkincisi de Fatih Terim hala imparatore. Ama Fatih Terim de tabii İtalya'da hala unutmuyorlar. Evet, Florya sokaklarını tanırım. Girdi Florya sokağına. Çok az kaldı. Herhalde bir iki dakika içinde Florya'da olacak. Florya tesislerinde. Çağrı hayatımız galiba muhabirlik yaptığımız oradan, dönemde de burada geçti biliyor musun? Orada geçenler Yalçın abi herhalde şu an arabanın içinde Snyder'in olduğunun farkında çok sakin şu anda çünkü. Kimse bilmiyor. Yalnız uyanmaları lazım kameralardan. Ki arkadaki taraftarlar geliyorlar taksi, çünkü arkada konvoy var. Alayıp, taksilerle gidiyorlardı. Zaten düğün konvoyu gibi şu an. Şimdi yani, o şu arabalarına sarılanlar vardır, taksiye evet. Binenler vardır, otobüsle gelenler vardır. Heh geldi evet sağ tarafta Galatasaray tesisleri. Bana göre sağ tarafta tabii. Öyle bakıyorum. Size göre sol taraf. Girdi. Giriyor. Burası sol taraf idman sahası. Ana girişten girdi. Evet, tesislere doğru gidiyor. Galatasaray otobüsü. İdman yok demek ki. Evet, idman yok. Büyük bir sessizlik hakim şu ama anda. Fatih Hoca şu an bence kapıda karşılayacak. Yalçın abi. Fatih Hoca şu an buradadır zaten. Kurmayları ama Fatih Hoca içeridedir. Kurmayları kapıda karşılar. Ümit Davala ve Hasan Şaş. Kırmızı halı serilmiş. Evet, Metin Oktay'ın heykelini görüyorsunuz. Sevgili Bahri Galatasaray Televizyon Müdürü. Evet, Vezli hakikaten kısaymış. Çağrı. Eşi, ekranda insanı eşi kısa ve kilolu gösterir. Eşi farklı bir yere, sadece Florya Snyder geldi şu an. Evet. Evet, boyu... Lütfü Arıboğan zaten boyu uzun. Bu eski basketbolcu zaten basketbol. Galatasaray'ın formasını yıllarca giydi, kaptanı. Evet, girdi. Vezli odaya girdi.
Evet, Fatih Hoca'nın yardımcısı. Ve Fatih Hoca'ya doğru gidiyor. Evet, gidiyor. Bakalım nasıl olacak ilk. Evet, ilk gergin ilk Fatih Hoca. Haftalardır gergin Fatih Hoca. Ve ilk buluşma. Ali Dürüst. Gerçekten. Arkası dönük. Fatih Hoca da görüyoruz. Türk filmi gibi, emin ediyorum. Arkası dönük. Şu an İtalyanca konuşuyorlardır. Kesin, kesin. Evet. Ay, I love you. I love you hocam. Kamber gibi ya. Her tarafta o. Her tarafta o. Her tarafta. Her tarafta al bayrak. I love you sineye de der şimdi. En çok samimiyeti. Ay, Allah aşkına. Allah aşkına. Evet, Allah aşkına. Bakar mısın? Yani. Menajeri çok güzel adam ya. Bir, o da Schneider'le birlikte şu an. Acaba seyirciyi idman sahasına alacaklar mı? Taraftarı daha doğrusu. Büyük buluşma gerçekleşti Fatih Terim'le. Evet. Aynı orada. Evet, sevgili izleyicilerimize, bilgisayardan bizi izleyen izleyicilerimize tekrar hatırlatıyoruz. Galatasaray TV ile ortak, tabii ki Galatasaray TV'nin müsaadesiyle, o güzel jestiyle ortak yayın yapıyoruz şu anda. Buluşma ilginçti yalnız. Orada evin buradaki müdürlerimiz de söyledi. Camda Fatih Terim sanki onun yolunu gözlüyor gibi. Evet. İçeri girdi ve arkasını döndü. Yani bak, Türk filmlerinde de Cüneyt Arkın yapardı. Evet, o da şu an sahayı gösteriyor muhtemelen. Evet, ama Florida çok saha var. Bu arada tekrar hatırlatalım, 14 numaralı formaya giyecek. Bunun sebebi de... demin söyledim. Fatih Hoca'nın telefonu... Cruyff'ün 14 numarayı giymesi efsane. Sebebinden dolayı 14 numarayı tercih etti. Bu ne kadar hep 10 numara giyiyordu. İnşallah seneye 10 numara giyer. Bu benim temennim. Evet, koyu bir sohbet başladı. Ali Dürüst girdi araya. Lütfü Arboğan. Acaba yorgundur ama antrenman var mı 5'te? Ona tabii ki bugün... Herhalde bir koştu, bugün, bir koşar. Evet. Bir koşar şöyle bir... Gayet rahat görünüyor. Bir tur atar. E tabii yani... O taraftarlardan sonra ben biraz gerilirdim herhalde. Yani taraftarları de, çok fazla yaklaştırmadılar. İki tane öpücük konduruldu başına ama şimdi de rahattır yani. Biraz kendine güvenen, bu kadar şeyi başarmış futbolcu tabii ki rahat olacak. Demin onu söyleyecektim. İtalyanca sohbet mi ediyorlardır çağırdı? Muhtemelen İtalyanca. Albayrak yerini aldı. Fatih Terim'in İtalyancası daha iyi. Albayrak'a bakar mısınız? Sürekli bir... Sürekli pozitif gülüyor çağır. Evet. Sürekli gülüyor. Zaten evet, çok samimiyeti de ne diyelim? Ona gösterdi. Huzurlarınızda Wesley. Evet. Ve Wesley Florya'da. Ya inanamıyoruz değil mi? Hep inanmıştık biz ama inanmayan çok fazlaydı. Evet, ben dikkatlice bakıyorum. Yani şu an... senin hayatın Wesley'de geçti. Onu takip etmekle dış koordinatör olarak. Oldukça yoğun günler geçirdik aslında. Hem Snyder açısından, hem bizler açısından, değil hem mi? Galatasaray açısından gerçekten çok yorucuydu. Taraftar açısından da öyle. Evet. Çok başarılı olacaktı. Neden başarılı olacaktı? Bir kere bugüne kadar yaptığı icraatlar ortada. İkincisi ailesine çok bağlı. Özel hayatı düzgün. Karısından başka hiçbir şey, çocuklarından ve ailesinden başka hiçbir şey gözü görmüyor. Hollanda'da olması büyük avantaj. Demin söylediğim gibi Pierre van Hooijdonk'u eğer örnek alırsak bugüne kadar Köyt'te, her ne kadar formsuz olursa olsun Köyt'tür yani. Evet. Yani. Zaten bilgi alırken de haber müdürümüz Mehmet Demircan, Mehmet abi gülüyor şu anda bize. Büyük ihtimalle kayıttan zaten kayıttan bilgileri almıştır. O da zaten bugün önemli haberler verecek. Aslında onun burada olması lazım, bizim değil ama hakikaten çok o da yoğun. Özellikle bu transfer döneminde, Wesley Schneider döneminde çok büyük başarıları var. Manşetteki haberlerimizin doğruluk payının yükselmesinde de Mehmet Demircan ismini buradan zikretmemiz doğru olur. Mehmet abi zaten, yani Mehmet Demircan hem Avrupa futboluna, dünya futboluna çok hakim. Hollanda futboluna, Türkiye'de zaten üstelik yarı Hollanda'da. Bir numara. Zaten ondan yine çok güzel haberler mutlaka olacaktır Mehmet abiden. Bu arada yaptığı açıklamalardan bir tanesi de Beşiktaş maçını heyecan duyduğunu, Beşiktaş maçını oynamak istediğinden bahsetti. Sizce yetişir mi Beşiktaş yetişir maçına? Onun gibi futbolcu yetişir. Ve bu kadar profesyonel futbolcu. Nasıl bir performans sergiler? Onu bilemeyiz. Diyorum, her zaman diyorum. Müneccimle akrabalığım yok.
Yani nasıl bir performans sağlar, nasıl oynar, ne yapar bilemeyiz ama onun gibi profesyonel bir futbolcu, bu kadar arzulu, Türkiye'yi çabuk öğretmişler ona, çabuk öğrenmiş ya da Beşiktaş maçının önemini biliyor. Beşiktaş maçında da sahne almak istiyor doğal olarak. Ama bana göre şöyle, oynatabilir Fatih Hoca. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ben Fatih Terim'in en iyi ihtimalle ikinci yarı oynatacağını düşünüyorum. Çünkü uzun süredir Schneider oynamıyor. Hı-hı. Uzun süredir kadroya girmiyor. Çağırır. Yaklaşık. Fatih Hoca'yı tanıyorum Allah aşkına. Koyar abi. Koyar. Bakın bu sözü unutmayın. Buraya yazıyorum. Koyar. Benim düşüncem yani sadece idman yapan bir oyuncuyu Fatih Terim böylesine önemli maçta direkt yani kim olursa olsun. Çünkü o Fatih Hoca. Ama idman yapıyordu. Maç eksiği var ama idman yapıyordu Snyder. Onu da söyleyelim, altını yazalım, çizelim yani. Tabii. İnter antrenmanlarında düzenli idmana çıkıyordu. Hı hı. Fatih Hoca motivasyonuyla o maçı hazırlar diyorsun. Yani. Bence hazırlar. Yani kendisinin de oynamak istemesi tabii ki önemli. Ama daha önümüzde tabii bir haftalık bir zaman daha var. Fatih Pardon Hoca Çağrı, bakın da... Fatih Terim Snyder'ın burada olmasından çok memnunuz evet. demiş. Evet. KJ'leri okuyoruz siz Fanatik Web TV izleyicilerine. Evet devam et pardon. Yani tabii ki ama ya benim düşüncem Yalçın abi hani katılmıyorum çok. Çünkü henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Göreceğiz şimdi. Hemen oynayacağını sanmıyorum. Yarından itibaren antrenmanlarımızla Snyder'ı hazırlamaya başlayacağız şu diyor. Şu önemli sahne şimdi. İşte tam biz konuşurken. Tam bak, selamlıyordu ki. Bak hayır tam konuşurken bak biz tamam, oynar mı oynamaz mı Fatih Hoca sloganı attı. Evet. Cana yakınlığını hemen gösterdi diyor zaten. Snyder evet. Belli ya. Evet. Yani belli. Almanlar biraz soğuktur. Hollandalılar da o ekolde ama biraz daha samimilerdir. Ya zaten yani sağ dışında hiçbir zaman hani böyle bir olumsuz haberini görmemişsinizdir. Sağ içinde ise çok hırslı bir oyuncu. Kaybetmeyi hiçbir zaman sevmiyor. O çok önemli. Bence de. Kesinlikle. Bence de. Evet. Gerçekten öyle. Hollandalı Yıldız Fatih Terim'le bir araya gelmesi de hepimizi heyecanlandırdı. Biz de evet. heyecanlanıyorsak acaba Web TV izleyicileri ne durumdadır? Özellikle Galatasaraylılar ne durumdadır tahmin etmek kolay yani değil. Hepimiz için çok önemli. Çünkü Schneider büyük bir isim. Eğer bizleri de heyecanlandırıyorsa dışarıdaki insanları bir kat daha fazla heyecanlandırıyor. Neler demiş? Ve güzel şeyler sevgili söylemiş. Aslında bizim de konuştuğumuz bize şeylerden. Kendimi çok iyi hissediyorum. Başarıya açım demiş. Aslında bu Beşiktaş maçına da açık olduğunun göstergesi değil mi? Yani zaten kafayı oraya takmış durumda ama Galatasaray'ın ondan evvel tabii ki ilk hedefi Beşiktaş ama çok uzun önemli bir maçı var. Evet. Schalke maçı var. İnşallah ona daha da hazırlıklı olur da onun başarısı tüm Türk halkının başarısı olacak o zaman. Ve karşılaşmanın kendisini gerçekten mutlu ettiğini söylemiş. Öpüşme olayı dışında herhalde. Kuş bakışı saldırdılar ya. Onu dışarıda tutmuş olabilir. Kim geldi? Aslında çok güzel bir açıklama değil mi? Taferel evet geldi. Taferel geldi şu anda. Evet. Galatasaray'ın başka efsanevi eldiveni diyelim. Evet. Taferel geldi. O da kalin olsun. Bu sözleşmeyi bozmaya niyetli. Fatih Hoca çok istiyor. Taferel insan ilişkileri çok iyi. Gelebilir mi bunun arkasından? Yani bir ekmek kadayıfı sunuldu. Üzerinde kaymak olur mu Carlinhos? Yani olabilir. Sonuçta oradaki en büyük güç dediğiniz gibi Taferel. Taferel'le ikna ediciliği, insan ilişkileri zaten herkes tarafından bilinen bir isim. Evet. Bu arada tweet atın demiştik. Evet. Bu arada hatırlatalım izleyicilerimize. Bizlere soru ve görüşlerinizi fanatik.com.tr'den yani Twitter'da adresimiz bu fanatik.com.tr'den yollayabilirsiniz. Ben de burada soru ve görüşlerinize yer vereceğim. Gerek biz Yalçın sohbete daldık. Aslında baştan tweetleri unuttuk, onları unuttuk. Koyacaktık ama bugün geliyoruz. Türkiye'de İstanbul'da bilgisayar alanında bu gibi teknik alanlardan size söz etmek istiyorum. Sıkıntı var efendim. Bizle ilgisi yok. Bakın mesela sabah haberi ve ya da Fenerbahçe özel programını ve keza Fanatik Basket programını giremedik. Bu bizden değil. Bu bizden değil. Ana vericiden. Bazen oluyor. 40 yılda bir oluyor. O da 40 yıl Snyder'ın gelişine rastladı. Canlı yayında sıkıntımız yok ama bizi 24 saat izliyorsunuz. Bantlarda sıkıntı var. İnşallah düzelecektir diye tahmin ediyorum. Erdinç'e bakıyorum. Düzeldi mi? Düzeliyor. Bu arada umarız düzeliriz. Onun da özrünü her şeyi paylaştığımız için Fanatik izleyicilerle onun da özrünü paylaşalım dedim. Sen devam et. Bu arada sana bir tweet gelmiş.
Bana çok tweet geliyor. Sana çok tweet geliyor. Hayatım gerçekten. Tweetle doldu artık. Muhsin Genç demiş. Yalçın abi senin de gözün aydın. Sen de çok çektin bu transfer esnasında yorumda bulmuş. Teşekkürler. Şimdi sıra Kaka'da demiş Fatih Elveren. Yok, o Milan'a gitti. Kiralandı. Okumuş olalım. Yani çok yakın yani gitmesi. Bence gitti. Kolay değil ama çok istiyor tabii Milan. Biz gitti diyorsak gitti de artık öyle konuş. Snyder'i zaten Galatasaray'a aldı. Herhalde artık ihtiyacı yok zaten Kaka'ya. Barış Umut Sofoğlu yazmış bizlere. Yalçın abi bir de sol bek transferi olsa süper olur ve en azından yarı final diyorum demiş. İşte demin sevgili Çağrı'yla ondan söz ediyorduk. Kalinos için Taferel devrede bizim duyduğumuz kadarıyla. Umarız o transferde bir an evvel biter. Daha var. Daha 2 hafta var. Ara transfer döneminin bitmesine. Ben duracaklarını zannetmiyorum. Sol tarafa da bir adam alacaklar. Soru gelmiş. Kubilay Soy'dan sormuş bizlere. Snyder ile sistemimiz Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sistemi yapabilir mi? Bu potansiyel var mı demiş. Çağır buyur. Tabii ki Inter ile Galatasaray'ın oyun yapısı farklı. Inter'de Jose Mourinho çok güçlü, savunması çok güçlü. Oyunun her iki yönünü her alanda iyi oynayabilen futbolculardan oluşturmuştu. Tabii ki burada biraz daha düzen farklı. Hani daha farklı bir sistemle Galatasaray'ın oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok farklı yani Inter'le Galatasaray'ın oyun sistemi. Orada çünkü Inter kazandığı zamanlarda Schneider yine bölge olarak Schneider'in yine aynı olur. Forvet arkası olur. Ama ilerideki adamlar hani Milito belki Burak birbirine benziyor ama orta saha ve onun arkasındaki savunma hem hücuma katkı yapabilen hem de aynı zamanda defansı çok kuvvetli, defans yönleri çok güçlü olan oyunculardan kuruluydu. Bizde hemen hemen aynı düzeyde değil. Bizde bazı yönlerde Selçuk'un hücum yönü daha yüksek, savunma yönü biraz daha zayıf. Menon'un savunması daha güçlü, hücumu biraz daha düşük seviyede. O yüzden farklı bir sistemle çıkacağını düşünüyorum ama Schneider'in Inter'de Şampiyonlar Ligi kazandıkları dönemde forvet arkasındaki pozisyonunun da Galatasaray'da değişmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Bu arada bayağı bir yoğun tweetlerimiz var. Ben peş peşe birkaç tane okuyayım oku, dilerseniz. Oku estağfurullah. Meriç Baksı demiş. Ben buradan Sergen Yalçın'a selam gönderiyorum. Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar yorumda bulunmuş. Muratcan Şahin. Yalçın abi Schneider iyi bir performans sergiler mi Beşiktaş maçında sizce diye sormuş. Demin söyleyeceğim ben yani şahsıma yazıldığı için hemen söyleyeyim. Hakikaten sana da söyledim. Müneccimde bir akrabalığım yok. Ama Schneider, bir tahmin bekliyorlar. Schneider yararlı olur. Her daim yararlı olur. Ama Beşiktaş maçı, ama Karabük maçı, ama Schalke maçı. Önemli bir yıldız geldi sonuçta. Emrah Can demiş, Yalçın abi çok heyecanlıyım, nasıl sevineceğimi bilmiyorum. İnşallah imza töreni olur yorumda. İmza töreni de vereceğiz efendim. İmza töreninde de birlikte olacağız inşallah, Allah nasip ederse. Herhalde yarın olur o da. Sinan Ürün sormuş, Yalçın abi yıllık kazanacağı paraya değecek mi Snyder? Ya demin söyledim. Son yılda 10-12 gol atan bir adam. Sadece o adamın işi gol atmak değil ki. Yani önündeki adamları beslemek. Tabii ki yararlı olacaktır. Ayrıca parası konusunda ne olur şu Galatasaray'ın muhasebecisi rolüne soyunmayın. Rica ediyorum size. Sadece size değil basındaki arkadaşlarımıza da. Veren verdiği, alan aldığı, her şey razı. Bir Amrabat'ı, bir kendi içinden vereyim Galatasaray'ın örneğini programın başında verdim. Bir Hamit'i düşünün. Ondan sonra Snyder'a bakın diyorum. Cihan Gave sormuş, daha doğrusu yorum yapmış. Schneider Galatasaray'ı tek başına şampiyon yapabilecek bir oyuncu demiş. Bence de. Nasıl Maradona gitti? Tamam. İkisi aynı kefeye gelmez. Napoli'yi. Ama yüzyıllar sonra mı diyelim? Tabii doğru. Yani yüzyıllar sonra. Ama yani eksajere ediyor tabii de. Schneider Şampiyonlar Ligi kazanan Inter'in en önemli oyuncusu. Yani kazandırabilir. Yine o kazandırdı. İzleyicimiz doğru bir yorum atmış tweet'le. Ondan sonra da sözleşmesi uzatıldı. Bizlere Yürüyen Odun yazmış. Bence bir stoper ve forvet lazım, bitirici bir forvet, ne diyorsun Yalçın abi diye sormuş. Ben peş peşe okuyayım mı birkaç tane daha, bütün soruları aynı anda söyleyelim. Schneider Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek mi diye sormuş bir izleyicimiz de. Oynayacak. Ertuğrul Altın'da. Hiçbir sakıncası yok. Yalçın abi son açıklamaları Schneider ve Terim. Evet, demiş ki Schneider, futbol oynamayı çok özledim, kendimi çok az aç hissediyorum. Bir an önce futbol oynamak istiyorum demiş. Bu da senin isteğinle aynı paralelde.
Terim de demiş ki üzerinde konuşulmaya gerek olmayan bir oyuncu. Çok cana yakın, çok sıcak ilk izlenimlerim diye eklemiş. Ağızlarına sağlık. Bunlar karşılıklı. Oldukça güzel açıklamalar. Güzel haberler, güzel jestler. Ve çilek bulmak çok zor. Bulduysan çilek tadında demiş İbrahim Wolf. Yalçın abi Galatasaray'ın Ömer Toprak ile ilgilendiği söyleniyordu. Çok zor. Sizce bu transferi? Çok zor. Değil mi Çağrı? Çok zor. Yani çok zor. Yani çok para istiyorlar. İlk 11'de bırakmıyorlar zaten. Almanya Ligi'nde Leverkusen ikinci sırada. Ömer Toprak da takımın değişmez isimlerinden biri. Hem de amil takımımızın stoperi. Kolay değil. Ama yani imkansız da değil. Tabii kesin. İmkansız da değil. Snyder'den sonra zaten ben birçok oyuncunun artık imkansız olarak değil mi? Ya yani Ömer Toprak da diyordur ki Snyder'da aynı takımda oynayayım mı diyordur şimdi. O da bir mesela. Ya Kalinos da öyle düşünüyordur. Yani 2014'e yani, kadar mukavelem var ama yani Snyder'la aynı takımda olacağım. Alex'in yıllardır burada oynadığını biliyor. Nasıl karşılandığını, nasıl bir hayat sürdüğünü biliyor. Eğer başarılı olursa. Yalçın abi, Hamit neden Galatasaray'ı tercih etti? Fatih Terim yüzünden. Tabii. Yani birçok isimde baktığınızda Fatih Terim üzerinde Snyder. Yani siz de oynamak istersiniz. Yani şu anda Galatasaray'da herkes oynamak ister dünyada. Tabii bunun adı Barcelona falan değilse. Yani bu tip oyuncular, saydığımız oyuncular haydi haydi oynamak ister. Ben de oynamak isterim. Tabii ki. Güzel. Fatih Elveren sormuş. Yalçın abi Schneider Schalke'ye gol atar mı diye sormuş. Vallahi diyorum ya, her zaman 10 defa tekrarladım. Bu arada sana bir tane iltifat tweetleri var şu konuda. Yalçın oku abi, oku eksik etme. Schneider haberini Türkiye'de en doğru şekilde aktaran kişisiniz. Adamın dibisiniz demiş. Adamın dibi, teşekkürler. Müdürümüz de oradan sevgili Yalçın çok güzel bir jest yapıyor. Oradan bir şey gösteriyor. Bu tabii takdiri onların. İlk biz verdik haberi. En doğru haberi biz verdik. Fanatik ailesi olarak benim ismim önemli değil. Fanatik ailesinin uğraşlarıyla en doğru, en çabuk haberi biz ilettik ben dünyaya. Forma numarası ile ilgili bir tweet var ama sen yine de açıkla istersen. Yeni sezon başlangıcında Snyder'i 10 numarayı alır mı yoksa sürekli böyle 14 numara mı kalacak? Zannetmiyorum. Dünya çapında bir futbolcu. 10 numarayı giyer seneye. Ama 14 de çok önemli bir Hollandalı için Cruyff'un forması. Yani Cruyff de 14 giyiyordu. Hatırlayan bilir. Bilmiyorum artık, o Snyder'la kendi arasında kalmış bir şey. Seni 10 numara giymek istiyorum derse giyer yani. Furkan Dağlı, Yalçın abi sence bir bitirici forvet ve stoper lazım değil mi sol bek dışında demiş. Çağrı doymuyorlar. Sabah da söyledi, doymuyorlar. Bazı tabii Galatasaraylılar forvet de, lazım değil ama stoper, yani savunma istiyorlar. Savunma lazım Galatasaray'a artık. Evet. Savunma lazım. Evet, çabuk okuyalım. Hemen okuyalım. Tam 1 saat 10 dakikadır yayındayız çünkü. Yazmaya, okumaya çalışıyorum. Bir hayli yoğun. Eren Duman demiş, öncelikle iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ömer Toprak ya da Serdar Aziz ama abi bonservis istiyorlar 10 milyon. Amaçları sadece ticaret yorumunda bulunmuş. İstersen isimlerini oku. Tamam. Ya da çok hızlı tweetleri okuyalım. Yalçın abi, peki. Gelmesi... Bütün tweetleri okuyalım. Öyle mi yapalım? Tabii, hepsi ki onlar bizim için çok önemli. 24 saat fanatik.com.tr'yi ve WebTV'yi takip ediyorlar. Tabii ben mübalağa ediyorum 24 saat diye, eksajere ediyorum. Bu tabii ki zaman zaman her an bizlerle beraberler. Emek veriyorlar. Bize harfine kadar, cümlesine kadar tweet atıyorlar. Hepsini okuyun bence. Tamam, peki o zaman. Vaktimiz var. Madem 1 saat 10 dakikaya geçtik. İlerliyorum. Oturunuz Çağrı. Oturalım. Video canavarı yazmış. Evet. Adamsın Yalçın abi. Bazı gazetecilere çok güzel oldu bu transfer cevap olarak. Artık ezeli rakiplerin korkusunu hissedebiliyorum demiş. Senin için söylemiş. Sağolsun. Snyder'in gelmesi diğer gündemdeki transferleri nasıl etkiler demiş Salim Öztürk. Cihan, Fatih Terim Snyder için sistem değiştirecek midir diye sormuş tekrardan. Emirhan Yazıcı, Fener'e Belhanda gelir mi demiş ama bunu ayrı bir programda konuşuruz isterseniz. Ya onu da söyleyelim. Belhanda'nın gelmesi an meselesi. Aldığımız istihbarat, şu anda saat 5'e çeyrek var. Belki 15 dakika, belki yarım saat, belki 1-2 saat sonra büyük bir ihtimal Fenerbahçe Kulübü Belhanda'yı açıklayacak. Ali Kabas, Yalçın abi helal olsun. İlk duyuran sen oldun. Münih'ten sevgiler, saygılar demiş. Buradan da Münih'e sevgiler yollamış olalım. Yani görüyorsun, insanlar takip ediyor Çağrı. Evet. Yani ilk sana duyurdu diyorsun ama diyorlar ama ilk fanatik duyuyordu.
Yani güzel bir şey. Sizin de katkılarınız çok olsun, önemli. Olsun, olsun. Çünkü yaşadınız. Ben zaten dün hani baktığımda Yalçın abi mesajını hani üzerine de çok gelinmişti. Schneider'le ilgili çok olarak. Gelinmişti. Hatta burada arkadaşlar var. Abi olmasaydı çok kötü hazırlamışlardı. Ya odunu değil de küfürleri. Yani tatlı söz olmayan kelimeleri hazırlamışlardı. Zaten bazen yiyorduk. Yani ama ben de dün akşam bayağı coştum. Hadi şimdi konuşun yazdım tweet'e. Gördüm abi. Ya insanız ama etten kemikteniz. Bu kadar üzerine gelir mi? Biz de sıkıntı çekiyoruz. Yani biz de olmasını istiyoruz. Doğruluk adına, doğru haber vermek adına. Bizim konuştuğumuz insanlar Ahmet Efendi değil ki Ünal Aysal. Bizim konuştuğumuz Mehmet Efendi değil ki Bülent Tulum. Bunlar bize gelecek diyor. Biz onların konuşmalarını, cümlelerini burada dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşıyoruz haberlerimizle. Biz onların yalancısıyız da demek istemiyoruz. Bazen gazetecilik ilkelerinde tabii ki kaynağı da veremiyorsun. Sen taraftarla birebir sen kalıyorsun. Sanki ben Ünal Aysal, sen Lütfü Erbağan oluyorsun. Ondan sonra yolmayınca transfer kalayı biz yiyoruz. Ama bu noktada elçiye zeval olmaz derler. Ama çok emindik yani Ünal Aysal'dan aldığımız haberler, şimdi açıklayabiliriz olduğu için. Benim Bülent Tulum'la birebir çok iyi hatırlıyorum. Türk Telekom, Abdi İpekçi Arena'daki o 3 dakikalık gizli görüşmem. Yalçın aynen böyle kelime. Kimseye çaktırma ama formalarını yaptırıyoruz dedi. Ama ben gazeteciyim söylerim. Geldim hemen ilk işim genel yayın yönetmenime söylemek oldu. Daha yani oradan ayrılır ayrılmaz telefonu açtım her zaman olduğu gibi. Çaktırma Yalçın formalarını yaptırıyoruz dedi. Bundan 10 gün önce bir basketbol maçında Abdi İpekçi Arena'da. Biz boşuna burada Snyder bitti demedik. Yani rüyamızda görüp de burada slogan atmadık. Evet. Gittik her sabah medya kafede. Ne paylaştıysak Galatasaraylı yöneticilerle ya Galatasaray'la yakın olan bireylerle onları getirdik önünüze koyduk. Yani olmazsa çok zor ihtimalde olmaması. %90.9 fanatik web TV başlık attı. Bundan bir hafta önce %99.9 diye ispatı burada arşivler yalan söylemez. O yüzden bu takdirlere, bu sevgi serine maruz kalıyoruz. Tweet atanların bu güzel kelimeleri bizlere gönderenlere teşekkür ediyoruz. Yalçın abi çünkü şu an devre arası transfer sezonunda Avrupa'da hatta dünyada şu anda Galatasaray'ın transferi bir numara. Evet. Yani şu anda en önemli ismi, devre arasında en önemli ismi Galatasaray almış durumda. Nasip oldu Galatasaray'a. Galatasaray taraftarlarda ne kadar övünseler başkanlarıyla, yönetim kurullarıyla, çalışanlarıyla, hocalarıyla azdır. Evet. Helal olsun. Süleyman Gediz de bununla ilgili şey demiş. Yalçın abi Belhanda da gelirse müneccimsin derim. Yok müneccim olmayayım. Tövbe Allah kutu. Bir tek Allah bilir geleceği. Biz bir şey bilmiyoruz. Biz sadece haberlerle sizlere haber vermeyi, doğru haber vermeyi amaçlıyoruz. Ama bana göre Belhanda da, hadi ona da söyleyelim, %90 Fenerbahçe'ye gelecek. Ve çok yakın zamanda, hatta saatler bile olabilir. Buradan da duyurmuş olalım Fenerbahçe taraftarlarına gelecek. Bu güzel haberi. Ertuğrul Yiğit sormuş. Sizce Snyder geldikten sonra Galatasaray'ın oyun sistemi hangi şekilde olmalı demiş. Söyledik Çağrı ama sen bir kez daha lütfen. Yani Galatasaray'ın tabii ki yine hani tekrarlayayım ben. Hani Fatih Hoca'nın tabii aklında bir oyun planı vardır ama bizim Schneider'i uzun yıllardır takip ediyoruz, izliyoruz. Schneider'e göre bir oyun sistemi olacağını düşünüyoruz. Ben dörtlü bir savunma olacağını düşünüyorum. İkili bir orta saha. Onların önlerinde 4-2-6. Onların önünde de üçlü bir savunma olabilir. Onun dışında da Burak ve arkasında Schneider olacak diye bir benim kafamdaki sistem o. Yani Schneider herhalde nasıl oynayacağını soruyor muhtemelen Twitter'daki takipçimiz. Burak'ın arkasında oynayacaktır diyorum. Yani çünkü forvet hattında siz dediniz Yalçın abi. Bir numaralı tek forvet çıkarsa Burak. Evet. Bu arada Galatasaraylı izleyicimiz Tugay Şentürk yazmış. Snyder transferi için 12 gün düşündük ama şimdi 3,5 yıl bir başkaları düşünsün demiş. Güzel. Güzel. Keyifli bir mesaj. Yani rakip olunca böyle yapacaksın. O kötü sözleri ben sevmiyorum. Böyle birbirine takılacaksın. Yani biz 12 gün düşündük. Evet. 3,5 yıl başkaları düşünsün demek rakibine taş atıyor. Galatasaraylı taraftarlar tabii ki Snyder gibi bir ismi almışsınız. Tabii ki çok önemli. Şu an onlar da muhtemelen Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon yani birçok şu anda ofislerde, iş yerlerinde, dışarıda herkes birbirine takılıyordur. Ya Çağrı aşağı indim yemekte. Öğle arasında.
bir ara böyle koştum. 2 dakikada yemek yiyeyim dedim. Yemin ediyorum 12 masa varsa onu Snyder konuşuyordu. Abartmıyorum. 12 masa var. Terasta biliyorsun. Trump binasında. Evet. Ya da 12-15 masa var. Bilmiyorum, saymadım tam. 4'te 3'ü Snyder konuşuyordu. Bugün gündem evet. Bir de beni Snyder. Görünce iyice havaya giriyorlar. Hemen konuya ben katılayım diye. Snyder Galatasaray'a falan. Yemeği zor yediniz yani. Yok zaten hemen bıraktım geldim. Yusuf Mavruk yazmış bizlere. New York'tan selam, bu süreçte en başarılı bilgi ulaşımını yapan Fanatik ailesine selamlar demiş. Bizden de sizlere selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu süreçte bizler olduğunuz için diyelim izleyicilerimize. Snyder'i tek doğru anlatan kişisiniz. Teşekkür ediyorum demiş. Kim? Sana Meriç Baksı. Meriç'cim çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bizi izlemeye devam edin. Sağ olun, var olun. Yavuz Sultan da Yalçın abi bundan sonra kimse sana sırrını söylemez herhalde diye yorumlar. Kötü mü etmiş sevgili Bülent Tulu? En önemli soru şu değil mi? Snyder'in önünde oynayacak forvet kim olacak? 3 forvet arasında Yalçın Bey adamsın sen yazmış. Sağ olsun, var olsun. İzleyicimiz Ömer Gümüş. Evet. Devam edeyim mi? Et. Tamam. Peş peşe o zaman devam ediyorum. Çok çabuk, çok çabuk. Musti abi harbi kralsın. Bundan sonra Fanatik'i izlemeye devam demiş. Aynen öyle. Devam edin bizi izlemeye. Abi, Isparta'dan abi. Sevgiler Yalçın abi. Ne dediyse o odur demiş Ramazan Önal. Yalçın abi bayağı içten seviyorlar. Mesajlar. Sağ olsunlar. Mesut Ayaz yazmış. Yalçın abi bu 5. mesajım sanırım yoğunluktan dolayı okunmuyor. Kesinlikle öyle. Bir tanesini oku demiş. Irak'tan selamlar demiş. Bizden de Irak'a selamlar olsun. Medya Kafe'den izleyicimiz. New York'tan da var. Avustralya'dan da var. Almanya'dan var. Irak'tan var demin de. Tüm yayınlarımızı izliyorlar. Ben çünkü rica ediyorum. Kim tweet atarsa olduğu yerden, bölgeden haber versin. Oraya selam gönderelim diye. Tamam. Yalçın abi sen bu işin ustasısın ama ya gelmeseydi karizma yalnız yerlerde olurdu demiş. Yine de bir numarasını. Şu anda herhalde kıpkırmızı çıkmıştık ekran ama. Yani yok, sen de emindin bazı şeylerden. %99.9 dediğimize göre herhalde bir şey biliyorduk da öyle dedik. O değil de pazar günü arena yıkılacak demiş Ali Gazioğlu. Biz de orada olacağız efendim birebir. Hem gazetede yazımızı yazacağız. Hem de burada tekrar hatırlatayım. Fanatik Web TV yeni bir olaya daha imza atıyor. Pazar günü saat 19'da, daha doğrusu 18.50'de yayınımız başlayacak. Ve bütün maçı sevgili Hakan Can, Asena Özkan'la yorumlayacak. Sevgili Hakan da maçı anlatacak. Hakan Ateşler arkadaşımız, onu Web TV'den çok iyi tanıyorsunuz. Birebir bütün anında olan gelişmeleri dakika dakika yorumuyla beraber aynen bir televizyon tadında maçımızı izleyebilirsiniz. Galatasaray Beşiktaş maçını, büyük bir derbi. Snyder'ın büyük bir ihtimal sahne alacağı derbi. İlk kez böyle bir uygulamaya gideceğiz. Hatasıyla, sevabıyla 19'da olacak. Evet, şu anda Twitter sayımızda 55 bin oldu. Kesmiyor bizi. Hedef 1 milyon. Her sabah söylüyorum. Hedef 1 milyon tweet atan kullanıcısı olacak. Buna da eminim. Beni mahcup etmeyin. Yaza kadar hedef 1 milyon dedim. Yazdan evvel olacağına eminim. Buyur. Tweetler böyle. Tamam. Gelmeye devam ediyor. Tamam. Gelmeye devam ediyor. Borcumuz olsun. Yarın sabah olsun. Medya Kafe programında ben okurum onları. Peki o zaman. Bu kadar mı? Bu kadar. Bu güzel bu sohbetin ne çabuk geçti böyle? 1 saat kaç? 20 dakikadır bir yayındayız. 1 saat 20 dakikadır gibi. Yayındayız evet. Yalçın abi bilet de dağıtıyoruz ya. O yüzden Schneider'i belki ilk maçında izleme şansına da sahip oluyorlar. Evet, Galatasaray Beşiktaş maçının da yarısını ben, yarısını internet. Yani ben dediğim Medya Kafe dağıtacak. Cumartesi sabahı Medya Kafe'yi kaçırmayın. Arkadaşlarımızı Com.tr'yi 24 saat emrinizde en doğru haberleri vermek amacıyla çalışan Com.tr'de de gözünüz kulağınız olsun. Özellikle Fenerbahçeliler, Belanda haberini bekleyenler. Bugün yarın demiyorum, saatler kaldı diyorum. Aynen dün olduğu gibi, dün de demiştik saatler kaldı, 2 saat dedik. Bir Wesley Snyder programı özel, Wesley Snyder'a özel program gerçekleştirdik. Gelişmelerle tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.